Hayat engellerle doludur. Ama bu engellere karşı yöne 5 adım gitmelerini söyleyebilsek güzel olmaz mıydı? Bugün sorun çözme becerilerinizi geliştirmek için hayal gücümüzün sınırlarını zorluyoruz. Sorunlarımıza biraz farklı yöne gitmelerini söylüyoruz. Ve umarım başladığımızdan daha fazla sorunla karşılaşmayız. 5 adım atma meydan okuması başlıyor. Evet, bütün hafta bu bölümü bekledim. Damat adayı bugün son gülünü verecek. Ay, şimdi telefonla konuşmak zorunda mısın Emily? Size Cambridge Caddesi 125 dedim. Cambridge Caddesi 129 değil. Dur bir dakika, ne dedin? Hiçbir şey duyamıyorum ki. Tamam, otur şuraya. Of, bu arama Emily'yi fena kızdırdı. Emily, hey, rica etsem. Telefondayım. Pekala, ben de 5 adım kartını çıkarıveririm o zaman. Evet, telefonunu da yanına al. Cidden mi? Ama abarttın Olivia, bunu kabul edemem. Aynen öyle, yürü bakalım şekerim. 3, 4, 5. Ses gelmesin diye şunu da kapatıyorum. Bye bye. Ama burası soğuk olmaya başladı. Nihayet şimdi işimize dönelim. Selam yakışıklı damat adayı. Ne oldu ya? Uykuya dalmışım. Emily nerede? Emily! Seni dışarıya kapattığımı tamamen unutmuşum. Çok üşüdüm. Olamaz, çok üzgünüm. Artık içeri girebilirsin. Teşekkürler. Pekala, biraz halter çalışma zamanı. Bunu iyi biliriz değil mi? Aa, ben şu aletle çalışacağım. Bu iyi. Selfie çekmezsen olmaz değil mi Jess? Ay, kimse Olivia'nın resmini çekmiyor. Sağlıklı bir smoothie içmek varken niye egzersiz yapayım ki? Ay, bu şeyin tadı da öğütülmüş çimen gibi ya. Of ya, şu çalışma bitti mi artık? Hemen bir su molası vermeliyim. Hey Jess, sen bugün hiç egzersiz yaptın mı ya? Zavallı Olivia'nın poposundan ter damladı resmen. Hey kaslı yakışıklı, o ağırlıkları kaldırırken yardım lazım mı? Pardon. Acaba 5 adım gider misin? Şurada egzersiz yapayım. Aman neyse, burası o kokuyor zaten. Şurası senin için yeterince uzak mı? Aa evet, dur yardım edeyim. Hey, bir dakika, egzersiz yapacağımı söylememiştin. Olivia biraz sert olmadı mı? Pekala Jess, biraz ter dökeceğe benziyorsun. Hey şu ayaklara bakın. Vay canına. Ay. Sanırım Jess jöle bacaklı oldu. Yarın fena ağrı yapacağı kesin. Hey canım, seni görmek ne güzel. Harika görünüyorsun Emily. Özellikle de ayakkabıların. Anlaşılan fena pişti olmuşuz. Onlar benim ayakkabılarım bir kere. Çünkü beni taklit etmişsin. Böyle durumlarda olayları yoluna koymanın tek yolu vardır. Aha, erken davrandım Olivia. Aman tanrım, şaka yapıyorsun herhalde. Orada iyi yürüyüşler. Görünüşe bakılırsa Olivia bugün yolundan biraz şaştı. Ay, bu topuklularla çimende yürümek en kötüsü. Devam Olivia, bastığın yere dikkat et. Ay, bunu fark etmemişim. Berbat, artık bu aptal ayakkabıları hiç istemiyorum. Da daha komik olamaz diyordum. Aynen böyle. Karma dönüp Emily'yi alaşağı ediyor. Yoo, yepyeni ayakkabılarım. Oho, mahvoldular. Partilerin rahatlamak için olduğu düşünülür. Ama hepimiz biliriz ki konu yakışıklıları tavlamaktır. Evet, saat 12 önünde bir yakışıklı. Kesinlikle sana el sallıyor Jess. Yoksa Olivia'ya mı? Söylemesi zor değil mi? Hey, yakışıklımdan ellerini çekeceğiz. Sen de yoluma çıkıp durma o zaman. Evet, buradan birkaç adım uzaklaşacaksın şekerim. Evet, o yönde. Olamaz, ama doğruca havuza düşerim. Pekala, dediğini yapmak zorundayım. Eminim Jess, keşke akşamüstü saçımı yaptırmasaydım diyordur. 2 adım daha. Pekala, olsun da bitsin bari. Amanın, umarım havuz ısıtılmıştır. Bunu gerçekten yaptığına inanamıyorum. Sorun çözüldü bence. Şimdi sıra daha heyecan verici şeylerde. Selam yakışıklı. Bir dakika, ne? Kim bu münasebetsiz? Sadece bana mı öyle geliyor, yoksa birdenbire çocuğun üstüne mi atladı?
Belliydi zaten. Hepsi bir hiç uğrunaymış. Ve sen de bu elbiseyi yarın kuru temizlemeye götürüyorsun. Her kadın kadınlar tuvaletinin önündeki kuyruk belasını bilir. Günün hangi saati olursa olsun beklemek gerekir. Öf, oraya ulaşmama 20 dakika var. Gerçekten girmem lazım. Neyse, biraz ilerledik. Evet, tatlı zafere ulaşmama bir kişi kaldı. Hadi biraz daha tut. Neredeyse vardın. Vay canına. Olivia da burada ve patlamak üzere. Önüne geçsem olur mu? Bu haksızlık. Bu sorunu nasıl çözeceğimi biliyorum. Canım, biraz daha beklemek gerekecek. Aman tanrım, çok kötüsün. Evet, sıra bana geldi. Çekil bir önümden. 5 adımımı attım. Artık lütfen tuvalete girebilir miyim? Cidden mi? Bütün sırayı baştan beklemem gerekecek. Bu haksızlık ama. Gelecek ayki doğum günüm için bütün odayı balonlarla doldurup pembe balonlu sakız konsepti yapmayı düşünüyorum. Şu çocuğa bir baksana. Söylemek istemezdim ama Jess arkadaşın dediklerini dinlemiyor. Demek Olivia'nın dikkatini bu dağıtıyor. Belli ki onunla daha fazla ilgileniyorsun. O zaman yanına gitmeye ne dersin? Ay, sana gülümsüyor Olivia. Pekala, resmen abayı yakmışsın. Madem oraya gidemeyecek kadar çekingensin, sana biraz yardım edeyim. Pekala Olivia, 5 adım kartı hizmetinizde. Hey bak. Hadi git. İnan bana, sana büyük bir iyilik yapıyorum. Şimdi mi? Bana şans dile. Ay bakın, bir şey bana bunun güzel bir aşk hikayesinin başlangıcı olduğunu söylüyor. Bu da sonucun her zaman şansını denemeye değeceğinin kanıtı. Özellikle de bir yakışıklı da biraz yardım gerekse bile. Gerçek hayatta da 5 adım kartını kullanabilmeyi ister miydin? Pekala, sağlam bir doz gerçeklik için şu kamera arkası çekimlerine bir göz at. Ve bu komik videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı da unutma. Ama gitmeden önce 1-2-3 Go Challenge YouTube kanalına abone olmayı unutma ki müthiş videolarımızın hiçbirini kaçırma.